Son karara hoş geldiniz sevgili seyirciler. Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı derbi maçla devam etti. Fenerbahçe evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı ve Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Fırat Aydınus'la birlikte hem derbi hem de derbinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hemen bir toplu sonuçlara, puan durumuna ve maçın detaylarına bakalım. Ardından Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin yorumlanmasına başlayacağız. Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla devam etti. Kasımpaşa Samsun Sporu 1-0, Sivas Spor Konya 1-0, Başakşehir Hatay Sporu 2-1 yendi. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ı derbide 2-1 mağlup etmeyi başardı. Haftanın programı bu şekilde ekranlarda. Puan durumu nasıl oluştu? Hemen ona da göz atalım. Galatasaray Adana'da puanını 93'e çıkartmıştı. Fenerbahçe'de 4 puan geriden takibine devam ediyor. Beşiktaş yenerek puanını 89 yaptı. Trabzonspor 55 puanda bir maç eksiğiyle. Başakşehir 4. sırada 52 puan ve Beşiktaş'ta 34 maç 51 puanda kaldı. Bu yenilgiyle düşme hattına bakalım. İstanbulspor ligin dibinde veda etti. Pendik Spor, 30 puan Hatayspor. Spor, Fatih Karagümrük, Gaziantep Futbol Kulübü, Konyaspor. Spor, Ankara gücü Kayseri Spor düşme stresini yaşayan takımlar olarak 34. hafta itibariyle karşımıza çıkıyor. Peki derbiye geçelim. Volkan Bayarslan mücadeleyi yönetti. Varda'da Paul Van Böker vardı Hollandalı. Maçın notları neler onu bir ekranlara getirelim. Sonrasında da Fırat hocamıza derbinin genel değerlendirmesini soracağız. 25'te El Musrati kırmızı kart gördü Beşiktaş derbide. 10 kişi kaldı. Mişi Batşuay'ı 30'da. Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirirken 69'da İrfancan Can Kahveci farkı 2'ye çıkarttı. Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna girdikten 6 dakika sonra Cenk Tosun çok klas bir gole imza attı. Beşiktaş son bölümde puan adına umutlandı ama bu gol siyah beyazlara yetmedi. Karşılaşmadan Fenerbahçe 2-1'lik üstünlükte ayrıldı. Hocam nasıl bir derbi izledik? Var mı hocaların açıklamaları? Hocaların açıklamaları... E Serdar Hoca, İsmail Hoca... Maçla yani, ilgili, hakemle ilgili. Hakemle ilgili var mı? Bilmiyorum. Serdar Hoca'nın varmış. Girelim mi hemen? Tabii o iki hocaya da verelim. Ne, ne demiş diye verelim tabii. Serdar Hoca'nın, Serdar Toprak Tepe'nin var öyle zannediyorum. Sevgili Mehdi kulağıma söyledi. Siz, Hazır olunca ekranlara İsmail getireceğiz. İsmail Hoca'nın de girsin. Olsun olmasın. Ee, siz tamam verelim. Hazırsa değil. Gelecek olun. hocam şimdi zaten. Yüzde yüz bolda da ekranlara gelmişti. İsmail Hoca'nın açıklamaları hocam. Maça çok iyi başladık. Oyuncularım ne istediyse, ne istediysem hepsini çok iyi yaptılar. İlk 15-20 dakikada 3-4 net pozisyonumuz var. Tempolu, coşkulu ve yüksek enerjiyle başladık. Rakip 25. dakikada 10 kişi kaldı ve 30'da biz gol bulduk. Golden sonra rakip takım gömüldü. Biz oyunumuzu üretkenlik anlamında, bizim oyunumuz üretkenlik anlamında düştü. Daha az pozisyon oldu. Devre arasında 1-0'ın yetmeyeceğini, 2-3-4 gol bulmamız gerektiğini söyledik. Beşiktaş'ın geçmişte 10 kişi kalmasına rağmen buradan puanla ayrıldığını söyledik. İkinci golü bulduk. 3-4 olabilirdi. Maç Cenk'in attığı golle 2-1 bitti. Kazanmasını bildik. Yolumuza devam ediyoruz. İsmail için üzgünüz. Biz de geçmiş olsun diyelim. İsmail Sediye ile oyunu terk etmek durumunda kaldı. Ayağında bir sakatlık var. Mecburi bir değişiklik yaptık. Sağlık ekibimiz uğraşıyor. Sonuçları yarın sağlık ekibinden öğreneceğiz. Şu an belli bir şey yok. Biz bir takımız maç maç düşünüyoruz. Herkesin birbirine saygısı var. Batu Şahin'in oynamamasının daha Batshuayi'nin oynamasının daha doğru olacağını düşündük. Hafta içinde de antrenmanlarda iyi bir performans ortaya koydu. Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe. Tüm futbolcularım 10 kişi kalmalarına rağmen son dakikaya kadar maçı kovaladılar. Korakor mücadele ettiler, karakter koydular. Hepsine teşekkür ediyorum. Başlangıçta Fenerbahçe 15-20 dakika baskı kuracaktı biliyorduk. Bunu konuştuk önce karşılamak sonra geçiş oyunları oynuyorduk. 23. dakikada kırmızı kart gördük planlarımızı bozdu. 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1 oynadık ama oyunu oturtamadık. Korakor iyi oynadık. Fenerbahçe önde olabilir ama maç iki tarafa da gidip geldi. 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlarımız var. Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı. 10 kişi olmamıza rağmen daha fazla mücadele etmek istedik ama 10 kişi olunca tempomuz düştü. Evet hocam açıklamalarda bu şekilde. Şimdi maç öyle başladı ki sezon başında Fenerbahçe o baskılı, coşkulu oyunuyla başladı. Özellikle sanırım kadrolar ele geldiğinde Necip tarafını kullanmanın ki buna da başarılı oldular. Daha fayda getireceğini e, düşündüler ve Necip'i de zor durumlara soktular ki çok erken kart görmesine de sebep oldu. Bununla birlikte Beşiktaş Serdar Hoca'nın da dediği gibi bekleyip, Kaplı toplarla toprakakıyor verip kaplı toplarla geçiş oyunlarıyla skor bulmak için düşünce içerisindeydi Ama öyle bir an oldu ki üst üste geldi İsmail'in sakatlanması Kur'un için girmesi e, yabancı ve e, işte Türk oyuncu kuralı diyelim e, bekan'ın çıkıp çağların girmesi e, Bu arada şey diyecekler ama işte ilk oyuncu değişikliği e, şey oldu. Ee, Türk çıktı yabancı girdi. Sağda o anda işte iki Türk vardı falan. Bu polemikler olacak yine. <laughs> Ondan sonra da dipnot sonra çünkü farkındaysan BK çıkıp Çağlar girdi. Yani o polemiklerde de gerek yok onu demek istedim. Ee, genelde böyle şeyler e, oluyor ya işte tam vururken sakatlanan futbolcu köşe gönderin içinden yanından iç kısımdan geçiyor falan böyle. Bunun da polemiği yapılır diye düşünüyorum. Ee, Bazen işte futbol e, namına hep bunların üzerinde durduğumuz gibi bu gibi durumların üstünde e, böyle bir dipnot e, okursan bir yerde şaşırma onu demek <laughs> istedim. E, ve üstüne bence e, 12 milyon ama mal oldu Beşiktaş'a evet e, yani bir bak. futbolcunun e, yani gecikmiş müdahaleyi kabul ederim de bu artık top ayaktan çıkıp o denli yaptığı bir eylemden sonra e, takımını 10 kişi bırakması açıkçası 11'e 11 ken Fenerbahçe üstün ve Beşiktaş bekleyenken 10 kişi kalan Beşiktaş ilk yarı hani belki bir kere maç ile bir pozisyon yakalamış olsa da e, ama ileri daha çok o ilk 25 dakika 24 dakikadan daha çok e, çıkma niyetinde olan bir e, ...oyunu sergiledi... ...30. dakikada Fenerbahçe'nin golünden sonra da... ...bu arada işte Fred'in... ...ve Tadic'in... ...golü güzelleştiren... E, hani ...iki pas üst üste... E, ...Bahşihan'ın vuruşu... E, gol, ...golü güzelleştiren... ...o gol geldikten sonra... ...Fenerbahçe'nin temposu düştü... E, ...ikinci yarı başladığında... ...sanırım Fenerbahçe hani 10 kişi kalmış rakip... ...hani hedefi yok... ...kupa düşünüyor... ...piresiz maçı ama biz rahat alırız... ...düşüncesi... Ee, ...Beşiktaş'ı... ...mental anlamda oyunun içinde tuttu... ...aslında ve Beşiktaş... ...10 kişi olmasına rağmen özellikle ikinci yarı... ...oyunun her dakikasında... ...mücadelenin ve maçın içindeydi... <laughs> ...hani Fenerbahçe... ...işte Başşahin'in... ...bir gol atıp bir de asist yaptı... ...İrfan Can'a attırdığı golden sonra... E, ...daha da rahatlayacağım derken... E, ...Beşiktaş oyunu bırakmadı... Cenk'in gerçekten güzel ama yani seyredilmeye değer bir golü. <laughs> Son 10 dakika e, 5 yaşın Fenerbahçe'nin üstüne gelmesi ve açıkçası da Fenerbahçe'nin e, taraftarlarına e, istim üzerine, diken üzerinde bir maç seyrettirmesine ve bitmesine bitene kadar neden oldu. E, belki maç öncesinde kağıt üzerinde e, sonuç bu şekilde bekleniyor olabilirdi ama... Hani bir takım 10 kişi kaldıktan sonra bu tür özellikle ikinci yarı mesela skor artar düşüncesi içerisinde olanlar e, yanıldı. E, Serdar Hoca'nın da dediği gibi işte mücadeleyi bırakmadı. E, ve e, burada ikinci yarı biraz daha kereye oranla oranla e, hareketli mücadeleyle uyuması ettik. Ama neticede Fenerbahçe 3 e, puan olarak e, şampiyonluk yarışında ee, devam etti. Ee, ve e, yani üç gollü bir galibiyet. Yani çok ağmışan bir oyun yok. Hani şunu yani hani bir Adana Demirspor ettik seyrettik ilk evet. kez. Hatırlıyor musun? Bir orada bir orada yok. Ama işte bunun dediğim gibi bazı planlar oyuncuların sakatlanması, giren oyuncular e, kırmızı kart, 10 kişi kalınması, mental anlamda hani 10 kişi kalmış takıma karşı oynamak, diğer takım işte Beşiktaş'ın 10 ee, kişi kaldıktan sonra beklenmeyen mücadelesi bütün plan programları aslında değiştirdi ama netice olarak Beşiktaş direndi ve Fenerbahçe yoluna devam etti.